Fatma Hocam, kanser tedavisinde rol alan birimler nelerdir? Kanser tanısı konulda evlerimi yapıldıktan sonra tedavi bölümüne geçiyoruz. Tedavide hemen pek çok hastalıkta olduğu gibi multidisipliner diyoruz. Yani çoklu branşla, örnek bir kişi diyabet oldu. Diyabet hem kalbi etkiler, hem beynini etkiler, yani sinir sisteminin damarlarını etkiler, hem gözü etkiler, hem böbreği. Yani diyabetik hasta olarak evet bir genel dahiliyeci takip eder ama gözdeki kalamayı göz doktoru takip eder, kalple ilgili yan etkileri kardiyolojiye takip eder gibi. Yani bir hastalık eğer bize tanı konulduysa birçok organımızı etkileyebildiği durumlarda birçok branşla beraber çalışmak durumunda kalırız. Bizde de onkolojik tedavileri yöneten doktorlara onkolog denir. Onkolojik tedavileri yöneten iki ana branş, medikal onkoloji ve radyasyon onkolojisidir. Ve de cerrahi bölümlerdir. Cerrahide genellikle özellikle sürekli günlük pratiğin çoğunu tümör cerrahisi yapan onkolojik cerrahları tercih etmek gerekir. Bunun dışında artık tümör tedavilerinde radyolojik ve nükleer tıp gelişimleri de bize çok destek olmaktadır. Onlar da yine bizim yan ve işte beraber çalıştığımız branşlar arasındadır ama ana tedavi götüren onkologlardır. Onkologlardan özellikle işte cerrahlar erken evrelerde çoğu tümörde cerrahiyle tümörün çıkarılmasını sağlar. Medikal onkologlar her türlü sistemik tedaviyi takip eder. Hastanın takip ve tanı takipteki aldığı ilaçları, takip kriterlerini belirler. Radyasyon onkolojisi de hastaların lokal radyoterapilerini planlar ve gerekli onlarla ilgili takiplerini yapar. Ve dönem dönem de hastanın bir takım özellikle örnek diyelim ki karaciğerinde bir kitlesi var. Bunu işte kemoterapiyle mi, akıllı ilaçlarla mı, immünoterapilerle mi, radyoaktif ablasyon dediğimiz, radyo frekans ablasyon dediğimiz yakma yöntemleri mi, yoksa atom tedavileri dediğimiz sarı yöntemleri mi gibi ya da cerrahi yöntemle mi bunu kuruturuz diye dönem dönem hepimizin bir araya geldiği ya da telefon konsültasyonları ya da teletip konsültasyonlarıyla kararlar veririz. Yani çoklu bir görüşme ve branşla birlikte yürümek durumunda kalıyoruz. Birçok hastalıkta olduğu gibi ama mutlaka kişi yani bu primer özellikle başta medikal onkolog olmak üzere onkoloji, onkolog takiplerini bırakmaması gerekmektedir. Bir Fatma Hocam, tabii ameliyat, radyoterapi, kemoterapi hepsinin uygulanması şart mıdır kanser hastalığında? Şimdi hastalığın tipine göre, evresine göre şart olan tümörler var, olmayan var. Yani bazen bir tümörde sadece cerrahi yeterken, başka bir tümörde sadece bizim verdiğimiz akıllı ilaç ya da kemoterapi yeterken veya başka bir tümörde sadece radyoterapi gerekirken bazen bir tümörde üçünü birlikte vermek zorunda kalırsın ya da dördünü birlikte vermek zorunda kalırsın. Hastalığın tipine, evresine, yerleştiği yere göre, daha önce aldığı tedavilere göre hepsi bir şekilde sıralı veya birlikte uygulanabildiği hastalıklar ve evreler mevcuttur. Yani bu olursa niye bu olmalı demiyoruz. Hep bunu vurguluyoruz. Tümör belli bir çapa geldikten sonra damarlara geçme, vücutta mikroskopik olarak gezme olasılığı yüksek olduğu için genellikle cerrahiler yetmemektedir. Genellikle sadece lokal radyoterapiler yetmemektedir ve mutlaka bunun sürekli sistemik olarak dolaşımındakileri vurucu tedaviler olan tıbbi onkolojik tedavilere hastalar ihtiyaç duymaktadır. Burada da haplar, damardan verilen ilaçlar, bazen lokal enjekte edilen ilaçlarla sağlamak mümkündür. Onu da yine biz hastanın molekül özellikleri, evresi, yaşı, eşlik eden hastalıklarına göre bir plan çizip o plan doğrultusunda ve takip planı doğrultusunda o tedavileri takip ederiz ya da uygularız.